Selamünaleyküm arkadaşlar. Kastamonu City serimize devam ediyoruz. Bugün en son nerede kalmıştık? En son Ümraniye'ye berabere kalmıştık. Eyüp'ü yenmiştik, Manisa'yı yenmiştik. Göztepe, Kocaeli'ye yenilip Bandırma'yı yenmiştik. Şimdi Altay ile maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Altay ile bu videodaki ilk maçımız... Tatlı attı, 1-0 oldu. Sen buraya geç. Seni buraya alsam, seni buraya koysam. Sen kanat değiştir. Bu oyuncumuzu alacağız. Tamam ya. İkinci yarıya başladı Altay'la. 2-0 Loba. Loba 3-0, 4-0, 5-0 oluyor. Altay'ı besliyoruz arkadaşlar. Gollerimizi 2 tane Loba, 2 tane Fosu atmış. Bir tane de Tatlı. Loba oyuna sonradan girip etkeden bir futbolcu olduğunu anladık artık. Onu sürekli yedeklerden sokacağız. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz buradan. Şöyle bakalım. Ben Loba'yı... Bu maç Loba'yı başlatmak istiyorum ilk 11. Kastamonu City Gençler Birliği maçı başlıyor. Maça geçtik bakalım. Gençler Birliği ilk maçımızı 5-0 kazandık. Gençler Birliği'ne karşı ne yapabileceğiz bakalım. Rakip attı golü. Kayode. Şöyle Fosu'yu forvete koyalım. Fosu forvet arkası oynuyor. Seni buraya koyalım. Seni buraya koymak istiyorum. Sen dinlen. Lopez, sen de buraya gel. İkinci yarıya başlayalım bakalım. Gençler Birliği vs. Kastamonu City. Etobo. Son dakikada yiyoruz Gençler Birliği'nden golü. Ligdeki 3. mağlubiyetimizi alıyoruz. Büyük ihtimal puan fark olarak geriye düştük. Kastamonu City 1922 miydi? Evet. 1922 Konya Spor'a karşı. Kastamonu'muz bakalım. İlk yarıyı 0-0 bitirdik. Lora sen kanada geç. Fosu sen 10 numaraya gel. Sen sağ kanada. Sağ kanada donda oyun. Zumbur'da Tatlı'nın yerine girsin bakalım. İkinci yarı isabetle gol veya goller vurabiliriz. 14 şuttan 7 isabetli şuttan. Gol attık. Son dakikada gol atıyoruz. Son dakikada 1922 Konya Spor'u yenerek Türkiye Kupası'na galibiyetle başlıyoruz. Dakika 90+1 Fosu. Tarike Fosu. Sarıyer Spor Kulübü ile eşleşiyoruz Türkiye Kupası'nda. Devam edelim bakalım. Bakalım 1-0 önde başladı. 2-0, 3-0 iyi gidiyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Sen buraya geç. Sen 10 numaraya gel. Sen buraya aynen. Sen de buraya devam ki. 3-0 ilk yarı önde kapatan Kastamonu City. Boruspor karşısında bakalım ikinci yarıda ne yapabilecek. Dakika 64, 74-0 Cumhur atıyor. 4-1 bitiyor maç. Bu maçta da galibiyet alıyoruz. Evet arkadaşlar, Adana Spor maçına geçiyoruz. Hemen giriyoruz oyuna bakalım. Adana Spor maçında bakalım neler yapacak. Kastamonu City'miz vs Adana. Gazi Stadı'ndayız. İlk yarıya başladık. 5 şutta Etobo. Etobo bu adam... Coşturuyor. Oyunda olduğu sürece bu adam coşturuyor. Lora sen buraya. Fosu o kanadına. Bu seferlik bir değişiklik yapacağım. Seni koyacağım. Seni de Tatlı'nın yerine Zumhur. İkinci yarıda 10 şutumuz, 5 isabetli hedefi bulan şutumuz. Ve 1-0 kazanıyoruz. Adana Spor'u da yeniyoruz. Sırada Bodrum Spor var. Bodrum Spor maçına geçiyoruz hemen. Bodrum'u da gez. Bodrum İlse Stadyumu. Bodrum İlse Stadyumu'nda Kastamonu'muz Bodrum'da şu anda. Haydi çocuklar, yeni bu maçı size bir hafta tatil. Bodrum'dayken bir hafta tatil çocuklar size.
Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Dondu oyunumuz. Hemen gelecek mi bakalım. Kendine geldi arkadaşlar. Tamamdır. Seni şöyle atalım. Seni koyarım bir maçta deneyelim ya. Bir maçta böyle deneyelim ya. Çocuklar beraberlik etmiyor bize. Uf. 3 tane yedik. Bir yenilgi daha alıyoruz. Evet arkadaşlar, Sakaryaspor maçına geçiyoruz. Sakaryaspor'u Kastamonu Gazi Stadyumu'nda ağırlıyoruz şu anda. İnşallah puan kaybı yaşamayız bir kere daha. Kendimizi çok kötü zor duruma sokmayız. 1-0 Fiskerant. 1-0. Laura sen kanada geç. Fosu sen yine 10 numaralı pozisyonunu al. Bu sefer seni buraya. Cumhur, Ebrar Cumhur'da merkez orta sahaya. İkinci yarı başlıyor Kastamonu'da. Kastamonu City'miz 1-0 önde. Ooo, en güvendiğim oyuncu kırmızı kart gördü. Ne yapabiliriz şimdi? Ne yapabiliriz? Lora'yı değil de. Tamam, Lora'yı oraya kanada çekelim. Fosu'yu bu kanada koyalım. Sen şurada kal. Böyle devam edeceğiz. 1-0'u korumamız lazım. Defans oyuncusu da alamıyoruz. Yedeklerde defans yok. Golü yedik. Kırmızı karttan sonra 2 gol üst üste. Pes pese geliyor gollerimiz. Demek ki 10 kişi kalmamız lazımmış. Arkadaşlar, Türkiye Kupası'nda Sarıyer maçına geçiyoruz şimdi. Hemen Sarıyer'den sonra lig maçımız da var. Sarıyer'i Kastamonu'da ağırlıyoruz. Sonra Kastamonu Gazi Stadyumu'nda. Doyle 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Şut olarak her bakımdan şu anda öndeyiz. Önde getiriyoruz. Başka değiştirecek oyuncumuz yok. 3 tane oyuncu değişikliğinden devam yorumuza. Loba 2-0. Avantajı elimize alabildik mi? Aldık. Türkiye Kupası'na Sarıyer avantajını elimize aldık. Evet arkadaşlar, Kesiören Gücü'ne karşı maçımıza sıkıyoruz şimdi. Hemen Kesiören maçına da geçelim. Ardından bir maç daha yapıp videoyu noktalamak istiyorum. Büyük ihtimalle Sarıyer'in yedek ikinci maçı olacak. Türkiye Kupası. Firuz Gulan atıyor golü. Oyuncu ismini söyleyemiyor olabilirim arkadaşlar. Hadi Fosu, girişti. Böyle yapmasını hiç sevmiyorum şu oyunun. Tamam, bu kadar yeter. 1-0'u koruyabilecek miyiz? 2-0 Fosu yapıyor. Devam ediyoruz. 2-0'la Kesiören Gücü'nü yeniyoruz. Ankara Kesiören Gücü'nü. Evet arkadaşlar, Tuzla Spor maçına geçiyoruz şimdi. Ligde Tuzla Spor'u ağırlıyoruz kendi evimizde. Bakalım kendi evimize Tuzla'ya karşı ne yapabiliriz? İlk 11'imizi gördünüz. Tuzla'nın da ilk 11'i belli. Kastamonu Gazi Stadı'nda maç başlıyor. Tatlı kırmızı kart. 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldık. Dayanmamız lazım çocuklar. Sakın pes etmek yok. Hop, kimi çıkartacağım? Kanadı çıkart, seni geride oynatayım. Sen buraya gel, sen buraya. Sen de söyle Lopez. Loba'yı da kanada koydum mu? Etobo, 10 kişi kalıyoruz. Etobo golü atıyor. 1-0 Tuzla'yı da yeniyoruz. Evet arkadaşlar, Sarıyer Spor Kulübü maçına geçiyoruz. Türkiye Kupası ikinci maç. Hemen seni düzeltelim. Yerinizi değiştirelim. Şöyle bakıyorum. Tamam. İkinci maçımıza geçiyoruz Sarıyer'le. Sarıyer'i ne yapacağız bakalım ikinci maçta?
İstanbul'dayız, Sarıyer'deyiz. İstanbul bize deplasmanda. Oo, ilk dakikadan da kırmızı yenmez ki. Ama atıyoruz da gol. İki tane oldu. Üçüncü geldi. Onlar da 10 kişi kaldı. Dördüncü golümüzü de atıyoruz arkadaşlar. Fosu'yu mecbur forvetimsi mi oynatsam? Yine dondu oyunumuz. Hiç sevmiyorum şu donmalarını. Kastan oyuncuyu birden. Tamam, seni oraya geçirelim. Forvete kimi koyabiliriz? Seni bir şöyle yapalım. Deneyelim bakalım böyle bir taktik. 4-0 öndeyiz. 4-1 yaptı Kozabas. Süleyman Lusumuz bir gol atmış. 4-1 yenerek, toplamda da 6-1 yenerek. Goodbye Sarıyer. Evet arkadaşlar. Türkiye Kupası'nda son 16'da rakibimiz Süper Lig takımı, 3 büyüklerden biri Beşiktaş oluyor. İlk yarının son maçı arkadaşlar. Urfa maçını da bitirip sezonu değerlendir. Oo, bir oyuncumuz sarı kırmızı kartlık. Hemen onun yerine kimi koyabiliriz? Osu, sen gir oraya. Seni de buraya alalım. Tamam, 43 numarayı zaten oyunu almayacağız. Urfa maçına geçiyoruz arkadaşlar. Sezonun ilk yarısının son maçına geçiyoruz. Urfa'dayız. Urfa kardeşlere buradan selamlar. İlk yarı 0-0 bitiyor. Loba, sen buraya geç. Seni buraya almak istiyorum. Yine oyun dondu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi kendine gelecek onun zaten. Geldi. Sen böyle geçtin mi? Olur. Zaten sen de oradaymışsın. Seni de buraya koydum mu? Ve bakalım, ikinci yarı başladı arkadaşlar. Şutlarda üstün olmamıza rağmen beraberlikle bitiriyoruz. Şanlıurfa'ya karşı. Şampiyonluğu iddiası olmayan Erzurum'dan oynayacağız. İlk 18 hafta böyle bitti arkadaşlar. Bakıyoruz. 11 galibiyetimiz, 3 beraberimiz, 4 mağlubiyetimiz var. Averajımız iyi. Gol krallığında futbolu çıkartabiliyor muyuz? Bakıyorum hemen. KSK City. Şu anda bir tane bile futbolcu, 10 numarada pozisyonda oynayan oyuncumuz 7 gol atmış. Onu birazcık daha forvetimizi ters oynadım, belki gol kralı yapabiliriz. Sonra şöyle baktım mı, oyunumuz iyi gidiyor, kadromuz böyle. Sonraki zaten transfer dönemi başlayacak. Sonraki video transferlerden geçer büyük ihtimalle. Ve sezonu böyle değerlendiriyorum, ilk yarısını sezonun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men.